Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda finansal özgürlük ve zenginlik konusunda dünyaca ünlü bir kitap olan Zengin Baba Yoksul Baba'dan en önemli 3 dersi paylaşacağım. Bu kitap, Robert D. Kiyosaki tarafından yazılmış ve milyonlarca insanın hayatını değiştirmiştir. Kitapta yazarın zengin baba olarak adlandırdığı kendi babası ve yoksul baba olarak adlandırdığı arkadaşının babası arasındaki farklı bakış açıları ve tavsiyeleri anlatılıyor. Bu iki baba, yazarın hayatında büyük bir rol oynamış ve ona para kazanma ve yönetme konusunda çok şey öğretmiştir. Bu kitabı okuduğumda, benim de çok etkilendiğim ve uygulamaya çalıştığım 3 ana ders öğrendim. Bu dersleri sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bence herkesin bilmesi gereken çok değerli bilgiler. Bu dersler şunlardır. Birinci, fark yaratan fikirler. Kitapta, Zengin Baba yazarın en büyük fark yaratan fikirlerden birinin, zengin insanlar çalışmaz, parası çalışır olduğunu söylüyor. Bu, zengin insanların pasif gelir elde etmek için paralarını nasıl akıllıca yatırım yaptıklarını ve böylece zaman ve mekan bağımsız olarak gelir elde ettiklerini anlatıyor. Yoksul baba ise, parayı kazanmak için çalışmak zorundasın, diyor ve bu yüzden sürekli olarak işe bağımlı kalıyor. Bu fikir, bana parayı nasıl kazanacağım ve harcayacağım konusunda yeni bir bakış açısı kazandırdı. İkinci, finansal okuryazarlık. Kitapta, zengin baba yazarın finansal okuryazarlık konusunda çok şey öğrettiğini söylüyor. Finansal okuryazarlık, gelir gider tablosu ve bilanço gibi temel finansal terimleri ve kavramları anlamak demek. Zengin Baba, yazarın bu konuda eğitim almasını sağlıyor ve ona nasıl gelirini artıracağını, giderlerini azaltacağını, varlıklarını çoğaltacağını ve borçlarını azaltacağını öğretiyor. Yoksul Baba ise bu konuda hiçbir bilgiye sahip değil ve sadece maaşını alıp harcıyor. Bu ders, bana finansal durumumu nasıl analiz edeceğim ve iyileştireceğim konusunda çok yardımcı oldu. Üçüncü, risk almak. Kitapta, Zengin Baba yazarın risk almayı öğrendiğini söylüyor. Zengin Baba, yazarın korkularını yenmesini ve fırsatları değerlendirmesini sağlıyor. Yazar, Zengin Baba'nın tavsiyeleriyle ilk işini kuruyor, gayrimenkul alıp satıyor, hisse senedi piyasasına giriyor ve başarılı oluyor. Yoksul baba ise risk almaktan korkuyor ve hep güvenli olanı seçiyor. Bu yüzden hiçbir zaman zengin olamıyor. Bu ders, bana risk almanın önemini ve nasıl doğru riskleri seçeceğimi gösterdi. Bu 3 ders, Zengin Baba Yoksul Baba kitabından öğrendiğim en önemli derslerdir. Bu dersleri uyguladığımda, hayatımda büyük bir değişim olduğunu gördüm. Siz de bu kitabı okuyun ve bu dersleri hayatınıza uygulayın. Eminim ki siz de finansal özgürlüğe ve zenginliğe ulaşacaksınız. Bu videomun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basın, kanalıma abone olun ve yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.